arkadaşlar. Polinomların üçüncü testiyle çözümlerimize devam edelim. Birinci sorumuzda x'in her reel sayı değeri için eşitliği verildiğine göre a artı c toplamı nedir demiş. Şimdi e, buradaki ifade polinomlarla birbirlerine eşitlememiz lazım burada. Ama öncelikle bu ifadeleri düzenlememiz gerekiyor. Mesela burada x'in karesinden e, x'in kuvveti değişecek. Burada direkt x olarak alamayız. Dolayısıyla öncelikle şu kısmı düzenleyelim. x çarpı 2x artı 1'in karesini aldığımız zaman 4x kare artı 4x artı 1 geldi. Artı burada m'yi dağıttığımız zaman mx kare eksi m artı x eksi 6. Buradaki x'i dağıttığımız zaman 4x küp artı 4x kare artı x artı mx kare eksi m artı x eksi 6. Şimdi x küp olan bir tane var 4x küp. x kare olan 4x kare ve mx kare olduğu için onları ortak paranteze almamız lazım. 4 artı mx kare. x'de olanlara bakalım. Burada toplamda 2x var. Sabit olarak da eksi -m eksi -6. Şimdi buradaki ifadeyi buna eşitlememiz lazım. x kübün katsayısı burada a, burada x kübün katsayısı 4 olduğuna göre a değerini 4 olarak bulmuş olduk. x karenin katsayısına gerek yok çünkü b bizden istediği c ifadesi. C burada değil. C x'in katsayısı burada. Burada x'in katsayısı 2. Dolayısıyla c değerini buradan 2 olarak bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla a ile c'nin toplamından cevabımız 6 geliyor. İkinci soruda P2x ve Px-1 polinomlarını toplamış. 6x artı x polinomu, 6x artı 8 polinomunu elde etmiş. Buna göre Px polinomu nedir demiş. Şimdi i̇ki tane polinomu aynı derecenin iki polinomu topladığında birinci dereceden bir polinom elde ediyorsa o zaman Px polinomu da birinci dereceden olmalı. Yani Ax artı B şeklinde bir polinom olmalı. P2x polinomunu bulacak olursak x gördüğümüz üzere 2x yazacağız. O zaman burası 2Ax artı B oldu. Px-1 polinomunu bulmak istersek de x gördüğümüz yere x eksi 1 yazacağız. O zaman a çarpı x eksi 1 artı b geldi. Düzenlersek ax eksi a artı b. Şimdi bu iki polinomu p 2 x polinomu px p x eksi 1 polinomlarını topladığımız zaman 6 x artı 8'e eşitlememiz lazım. x'in katsayısı ax burada 2 ax o zaman 3 ax x oldu topladığımız zaman eksi a 2 tane de b var. Bu ifade dediğim gibi 6 x artı 8'e eşit olmalı x'in katsayısı 6, x'in katsayısı 3a. O zaman 3a eşittir 6'dan a değerini bulduk. Daha sonra sabiti de sabit eşitleyeceğiz. Eksi a artı 2b. A'nın yerine de yazalım direkt. Eksi 2 artı 2b ifadesi de 8'e eşit olacak. Buradan 2b eşittir 10. B değerimiz de 5 geldi. Şimdi yerine yerleştirelim artık. Px polinomunu istemişti. Ax artı b'de. A yerine 2 yazdık. 2x. B yerine 5 yazdığımız zaman da 2x artı 5 polinomunu elde etmiş oluyoruz. Dördüncü soruda eşitliği verilmiş. Buna göre P2x polinomunun katsayılar toplamı. Şimdi 2x e eşittir 1'i katsayılar toplamı dediği için x e eşittir 1'i hangi polinomun diyorsa orada yerine yazıyorum. x yerine 1 yazdığımız zaman P2 geldi. Bunun 54'e eşit olduğunu söylemiş. Buna göre Q3x artı 6 polinomun sabit terimi kaçtır? x e eşittir 0'ı bu polinomun dediği için burada yerine yazıyorum. x yerine 0 yazdığımız zaman 6 geldi. Bunun sabit terimi kaçtır derken aslında Q6 kaçtır demek istedi. Şimdi bakalım P'nin içerisinde 2 yapacağız. Q'nun içerisinde 6 yapacak şekilde X'e bir değer yazalım. Mesela bunun 2 olması için X'e 3 yazarsak Q'da da aynı şekilde X'e 3 yazdığımız zaman 6 oluyor. İstediğimiz değerler geliyor. O zaman X eşittir 3 dediğimiz zaman P3-1'den P2 bölü X'e 3 yazdık Q6 eşittir X'e 3 yazmaya devam ediyorum. 27-3 artı -3, 3 bunlar gitti. P2 değerinin 54 olduğunu biliyoruz. Q6'yı bilmiyoruz. Eşittir 27. 27 ile 54 sadeleşti. Buradan da Q6 değeri 2 geldi. Beşinci soru da Px polinomu verilmiş. P2x artı 1 polinomunun çarpanlarından biri x olduğuna göre demiş. Şimdi çarpanlarından biri buysa bölen ifade x ise x'i ne eşitliyoruz? Biz böleni her zaman mesela x eksi 1 ile bölünüyor olsaydı 0 eşitleyecektik. x 1 gelecekti. Bölen ifadenin x olduğunu söylüyor çarpanlarından bir dediğine göre. Direkt böleni sıfır eşledim. x eşittir sıfıra verilen polinomda yazdığımız zaman p1'in Polinomlarda biri çarpanlarından biri x olduğu için demek ki tam olarak bölünüyordur. Normalde mesela biz şöyle bir ifade olsaydı. P2x artı 1 polinomun x eksi 1 ile tam olarak bölünüyor demiş olsaydı biz böleni sıfıra eşitleyecektik. x eşittir 1'i polinomda yerine yazdığımız zaman cevabı sıfır olmalıydı. Çünkü tam olarak bölünüyorsa kalan sıfırdı. Çarpanlarından biri demek yine aynı şeydir. Kalan sıfır yani tam olarak bölünüyor demektir. Dolayısıyla biz buradaki böleni sıfıra eşitleyip sıfırı yerine yazdığımız zaman bu ifade kalana eşit olacak. Kalan da dediğim gibi sıfıra eşit. Buradan p1 eşittir sıfır eşitliğini bulduk. Polinomda şimdi x yerine 1 yazarak p 1 elde etmeye çalışalım. x yerine 1 yazdık. a artı 2a eksi a artı 1 sıfır eşit. Buranın a'lar gitti. 2a eşittir eksi 1. a değerimiz de buradan eksi 1 bölü 2 geldi. Altıncı soruda px polinomu x kare eksi 4 ile tam bölünebildiğine göre. Şimdi şöyle diyelim px polinomumuz var x kare eksi 4 hatta çarpanlarına ayırırsak x eksi 2 x artı 2 ile bölünmüş qx bir böleni var ve tam bölündüğü için kalan sıfırdır. Dolayısıyla biz böleni sıfır eşlediğimiz zaman mesela x eksi 2'yi sıfır eşlediğimiz zaman x eşittir 2. Polinomda yerine yazdığımız zaman p2 değeri burasına x yerine 2 yazdığımız zaman burası direkt gitti p2 sıfır eşit. Aynı şekilde x eksi 2 yazdığımız zaman da burası sıfır olacağı için p eksi 2 de sıfır eşit. Dolayısıyla buradaki eşitlikte artık bunu kullanalım. x yerine 2 yazdık p2 eşittir. Burada 8m Artı 4 eksi x yerine 2 yazdığımız zaman eksiyi de dağıtacağız. Eksi 2m eksi 12 artı n eksi 1 eşittir. 0 geldi. Aynı şekilde x yerine eksi 2 yazdığımız zaman buradan eksi 8m artı 4. X yerine eksi 2 yazdığımız zaman artı 2m artı 12 artı n eksi 1 de yine 0'a eşit. Şimdi bu ikisinden faydalanarak m ve n'yi bulmaya çalışalım. Mesela burada 8m eksi 2m'den dolayı 6m var. 4 eksi 12'den eksi 8 eksi 9 oldu. Şu neyi de yazalım. Karşı tarafa gönderdik 9. Bu kısma bakalım. Eksi 8m artı 2m'den eksi 6m artı n değerimiz var yine. 4 buradan 16 15 geldi. Diğer tarafa gönderdik. Eksi 15. Şimdi bu ikisini taraf taraf toplarsak 6m'ler gidecek. Buradan 2n eşittir topladığımız zaman eksi 6. N değerimiz eksi 3 geldi. N değerimiz eksi 3 ise yerine yazdığımız zaman mesela birincisine yerine yazalım. 6M N yerine eksi 3 yazdık eşittir 9. 6M eşittir 12. M değerimiz de buradan 2 geldi. Bizden M ile N'nin çarpımını istemiş. Eksi 3 çarpı 2'den de cevabımız eksi 6 oldu. 7. soru 20 cm yüksekliğindeki dairesel dik silindir şeklindeki bir kap ilk durumda tamamen kırmızı renkli sıvı ile doludur. Kabın içerisinde mavi renkli sıvı eklendikçe sıvılar birbirine karışmadan mavi renkli sıvı tavana çöküyor ve kırmızı renkli sıvı kaptan taşıyor. Örneğin ilk durumdaki kaba bir miktar mavi renkli sıvı eklenirse kap ikinci durumdaki gibi görünüyor demiş. Bu şekilde kırmızı sıvı taşmış. Daha sonra kaptaki 1 cm yüksekliğe sahip kırmızı renkli sıvının değeri 3 TL. 1 cm yüksekliğe sahip mavi renkli sıvının değeri ise 2 TL'dir. X kaptaki mavi renkli sıvının santimetre cinsinden yüksekliğini göstermek üzere kapta bulunan sıvının toplam değeri Px ile gösteriliyor. Buna göre Px polinomu hangisidir demiş. Şimdi polinomu şöyle ifade edeceğiz. Öncelikle mavinin yüksekliğini bize burada mesela son durumdaki mavinin yüksekliğini x vermiş. Dolayısıyla normalde tamamı 20 santim ise kırmızı için kalan 20 eksi x santim kadar yükseklik var. O zaman buradaki e, toplam Değeri bulmak istersek x santimetre mavi olduğu için mavinin değeri 2 TL x çarpı 2 geldi. 20 eksi x kadar kırmızı olduğu için de kırmızının değeri de 3 TL idi. Onu da 3 ile çarptık. Buradan 2x artı 60 eksi 3x. Buradan da 60 eksi x. Px'in polinomunu bize vermiş oldu. 8. soruda Px ve Qx birer polinomdur. Buna göre derecelerini vermiş bize ve Px eksi Qx'in derecesini sormuş. Şimdi şöyle diyoruz genelde bu dereceleri yaparken mesela x'in de px'in derecesi m olmuş olsa px polinomu x üzeri m olsun. Qx polinomu da derecesi ne olacak şekilde x üzeri n polinomu olsun. Buna göre yerleştirelim. Mesela px'in yani x üzeri m'nin ikinci kuvvet demiş çarpı qx x üzeri ne? Düzenlersek burasını x üzeri 2m çarpı x üzeri n'den üslü sayılardan dolayı burası nedir? x üzeri 2m artı n. Bunun derecesinin 13 olduğunu söylemiş. Derecesi dediğine göre yani kuvvetten bahsediyor. 2M artı N değeri 13'e eşitmiş. Aynı şekilde burası için Px yerine x üzeri m yazdık. Qx yerine x üzeri n yazdık. Üstü sayılarda bunları nasıl yazıyoruz? x üzeri m, n yukarı eksi olarak çıkıyordu. Dolayısıyla x üzeri m eksi n'nin derecesinin de bize 5 olduğunu söylemiş. Yani kuvvetinin 5 olduğunu veriyor. m eksi n 5'e eşitmiş. Taraf tarafı toplarsak neler gider? 3M eşittir 18. M değerimiz 6 gelir. M yerine 6 yazarsak N değerimiz de buradan 1 olacak. Şimdi bize şunu söylüyor. Derece Px yani x üzeri 6 eksi x üzeri 1'in derecesi. Arada toplama ya da çıkarma işlemi varsa kimin derecesi büyükse derece odur diyoruz. Dolayısıyla x üzeri 6 mesela x üzeri 1 bu polinomun en büyük derecesi 6 olduğu için derecemiz 6'dır diyoruz. Cevabımız E şıkkı geliyor. 9. soru px polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan eksi 5. x artı 1 yani böleni 0'a eşlediğimiz zaman x eşittir eksi 1'i polinomda yerine yazdım. p eksi 1 kalanı eşit kalanın da eksi 5 olduğunu vermiş. px polinomu aynı şekilde cümle devam ediyor. x artı 3 ile bölümünden kalan 7. Bu sefer de x artı 3'ü 0 eşit zaman x eşittir eksi 3'ü verilen polinomda yerine yazdık. p eksi 3 bize kalanı işaret ediyordu. Kalanın da 7 olduğunu söylemiş. Denklem kurarak görüyorduk zaten bunları. Buna göre Px polinomunun 4 x kare artı 4x artı 3 ile bölümünden kalan. Şimdi şöyle yazalım. Burasına çarpanlarını ayırarak yazacağım. 3'e 1 şeklinde ayrılır. x artı 3, x artı 1 çarpı qx bölüm olsun. Artı kalanı da bilmiyoruz. Şöyle kalan diyelim buna da. Hatta kalan için birinci dereceden bir polinom. Sonuçta bu polinom e, bu e, x artı 1'e bölünmüş, x artı 3'e bölünmüş hep 7 ve eksi 5 gibi sabit değerler gelmiş. Dolayısıyla burada da ikinci dereceden bir polinoma bölündüğü zaman yine birinci dereceden değerler veriliyor. Dolayısıyla kalanımız ax artı b şeklinde bir kalan olabilir. Şimdi bizden verdiği ifadeler p eksi 1 ve p eksi 3 değerlerini biliyoruz. x yerine eksi 1 yazarsak p eksi 1 eşittir. Eksi 1 yazdığımız zaman burasını 0 yapacağı için gidecek. P eksi 1 değeri kalanda yine aynı şekilde AX artı B'de yerine yazacağım. Eksi A artı B değeri P eksi 1 eksi 5'e eşitmiş. Aynı şekilde P eksi 3'ü yazacağız. X'e eksi 3 yazdığımız zaman burasını sıfır yapacağı için yine burası gidecek. AX artı B'de X'e eksi 3 yazdığımız zaman eksi 3 A artı B P eksi 3'ün de 7'ye eşit olduğunu vermiş. Bunlara göre taraf tarafa topluyorum. Hatta burasını eksiyle çarparsak B'ler gider. Buradan eksi 2 A eşittir. 12. A eşittir. Eksi 6 gelir. A yerine eksi 6 yazarsak bu ifadede mesela yazalım. Eksi 6 yazdık. Artı 6 artı B eşittir. Eksi 5. B değerimiz de buradan eksi 11 geldi. kalanımızı A eksi artı B şeklinde almıştık. A yerine eksi 6 yazdık. B yerine de eksi 11 yazdık. Dolayısıyla kalan eksi 6 x eksi 11 geldi. 11. sorumuzda bir eşitlik verilmiş. Px artı 1 polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan 38. Böleni 0 eşlediğim zaman x eşittir 2 verilen polinomda yerine yazdım. x yerine 2 yazdığım zaman p3 kalanı eşit olacak. Kalanın da 38 olduğunu vermiş. Qx polinomun x eksi 2 ile bölümünden kalan x eksi 2 yine 0 eşlediğim zaman x eşittir 2. Hangi polinomsa Qx polinom verilmiş. Burada x yerine 2 yazdığımız zaman bu yine kalanı eşit. Kalanın da 2 olduğunu vermiş. Bunu yazmamızın sebebi şöyle küçük bir hatırlatma yapayım yine. Px artı 1 polinomu x eksi 2 ile bölünmüş diyor Mesela. Herhangi bir mesela bx bölümü olsun kalanı da 38 olduğunu vermiş. Biz böleni sıfıra eşitlediğimiz zaman x eşittir 2'yi polinomun tamamında yazdık. P3 eşittir. x'e 2 yazdığımız zaman burası gittiği için bu ifade direkt 38 eşit oluyor. O yüzden direkt bu eşitliği yazabiliyoruz. Her seferinde bu denklemi kurmak zorunda değiliz. Artık mantığını anladıktan sonra direkt bunları yazmamız yeterli. Buna göre a'yı bulacağız. Şimdi p3 ve q2'den faydalanmak için x eşittir 3 için alarak bu eşitliği kullanalım x e 3 yazdığımız zaman p3 x e 3 yazdık q2 geldi x yerine yine aynı şekilde 3 yazmaya devam ediyorum 9 artı 9 artı a eksi 1 p3'ün 38 olduğunu biliyoruz q2'nin de 2 olduğunu biliyoruz 38 bölü 2'den 19 geldi 9 9 18 eksi 1'den 17 artı a oldu dolayısıyla da buradan a değerimiz 2 geldi ikinci soruda 3. dereceden bir Px polinomu için P2, P3, P-1 0 ise P5 bölü P1 oranı kaçtır? Şimdi bunların her birinin cevabı 2 olduğuna göre demek ki şimdi şöyle düşüneceğiz. Mesela P2 eşittir 0 ise polinom x yerine 2 yazdığımız zaman kalanı 0 olduğuna göre demek ki buradaki 2 bunun bir 2 için bir çarpan yazabiliriz. Mesela Px eşittir a baş katsayısı olacak şekilde x yerine 2 yazdığımız zaman cevap 0 ise o zaman çarpanlarından biri x eksi 2 olmalı ki x yerine 2 yazdığımız zaman p2 burası direkt 0 gelsin. Aynı şey 3 için ve eksi 1 için de geçerli olduğu için x artı 3, 3 de px'in çarpanlarından biri olmalı ki eksi 3 hatta x yerine 3 yazdığımız zaman burada kalan 0 olsun. Aynı şekilde 1 de eksi 1 de kullanacağımız için eksi 1 gelmesi için de x artı 1 de bir çarpanı olması gerekiyor ki x yerine eksi 1 yazdığımız zaman burası direkt 0 p eksi 1 direkt 0'a eşit olsun. O zaman polinomun çarpanlarını bulduk. Buna göre px polinomumuz artık bu şekilde a çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 x artı 1 şeklinde bir polinom. Üçüncü dereceden demiş. Üç tane de çarpanını bulduk zaten. P5'i bulalım. A çarpı x'ene 5 yazdık 3, x'ene 5 yazdık 2, x'ene 5 yazdık 6. P 1'i bulalım. A çarpı x'ene 1 yazdığımız zaman eksi 1. x'ene 1 yazdık eksi 2, x'ene 1 yazdık 2. Direkt bunun bunu oranını sormuş. Direkt A'lar sadeleşti. Buradan 2'ler sadeleşti. Eksi ile eksinin çarpımından direkt artı oldu. Hiç eksi kalmadı. 6 ile 2'yi sadeleştirerek 3 geldi. 3 ile 3'ün çarpımından 9 bölü 1'den cevabımız 9 oldu. 13. soruda px ve qx birer polinomdur demiş. Buna göre px polinomun x 2 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 2'yi 0 eşitledik. x eşittir 2. px polinomda x yerine 2 yazdığımız zaman p2 kalana eşit sonuçta kalan kaçtır Edine göre p2 kaçtır diye sormuş. Şimdi p'nin içerisinde qx artı 1 var ve qx 2 polinomuna bir eşitliğini vermiş. O zaman şöyle diyelim. Biz qx artı 1 polinomunu oluşturmaya çalışalım. Bunun için elimizdeki qx 2 polinomunda şimdi x artı daha doğrusu şöyle diyelim x eksi 2'nin x artı 1'e dönüşmesini istiyoruz. O zaman biz x gördüğümüz yere bu x'i tek başına bırakırsak eğer bu işaretleyelim bu x'i karşı tarafa gönderdiğimiz zaman işaretlediğimiz bu x x artı 3'e eşit oldu. Yani bu şu demektir bu pratik yoldur aslında x gördüğümüz yere x artı 3 yazarsak burada bulduğumuz x yerine x artı 3 yazarsak burası q x artı 3 eksi x'ten q x artı 1'e dönüşmüş olacak. Yani istediğimize dönüşmüş olacak. Dolayısıyla biz x gördüğümüz yere x artı 3 yazarak istediğimiz gibi qx artı bir oluşturabiliyoruz. O zaman burada yazdık x yerine x artı 3 yazdık qx artı bir oluşturup Aynı şekilde burada x yerine x artı 3 yazdığımız zaman qx artı birin karşılığında bulmuş olacağız. 3x artı 9 eksi 1'den 3x artı 8'e eşitmiş. O zaman buradaki p'nin içerisindeki qx artı bir gördüğümüz yer artık bunu yazacağım. P 3x artı 8 eşittir x kare eksi 5x artı 4. Şimdi bizim asıl aradığımız P2. Yani P'nin içerisinin 2 olmasını istiyoruz. Yani 3x artı 8'i 2 yapan x değerini arıyoruz aslında. Buradan x eşittir eksi alttan x eşittir eksi 2 geldi. x yerine eksi 2 yazarsak. Eksi 2 yazdığımız zaman burası P2'ye dönüştü. Aynı şekilde x yerine eksi 2 yazmaya devam ediyoruz. 4 artı 10 artı 4. Topladığımız zaman da P2 değeri 18'e eşit oldu. Dördüncü soruda A ve B pozitif tam sayılardır demiş. Buna göre Px polinomu verilmiş. Px 1 polinomu x 3 ile tam bölünebildiğine göre demiş. Şimdi bölen x 3 olduğuna göre böleni 0'a eşitledik. x eşittir 3. Polinomda yerine yazdığımız zaman P3 eksi 1'den P2 geldi. P2 biliyorsunuz artık buradaki kalana eşit. Tam bölünebildiğine göre yani kalan 0 o zaman P2 değeri 0'a eşit oldu. Px polinomunda x yerine 2 yazarsak P2 eşittir. Buradan 2 üzeri A artı 1. Eksi 5 çarpı 2 üzeri B artı 3. Artı 2 üzeri burada yine aynı şekilde A eksi 1 geldi. Eşittir 0. Şimdi bu ifadede mesela 2 üzeri A'lar var burada. B'li olan buradaki ifadeyi karşı tarafa atabiliriz. Burada mesela bunları üstü sayıları şöyle ayıralım. 2 üzeri A çarpı 2 üzeri 1. Artı 2 üzeri A çarpı 2 üzeri eksi 1. Eşittir. Karşı tarafta da 5 çarpı 2 üzeri b artı 3 değerimiz geldi. Şimdi burada 2 üzeri a parantezine alsak burada 2 var burada da 1 bölü 2'de 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2. O zaman 2 artı 1 bölü 2'den kat sayısı 5 bölü 2 oldu. 2 üzeri a parantezine aldık kat sayısı 5 bölü 2 eşittir 5 çarpı 2 üzeri b artı 3. 5'ler sadeleşti. Son kalan durumu şöyle yazalım. 2 üzeri a bölü 2 eşittir 2 üzeri b artı 3. Buradaki 2 üzeri 1'i de paya alırsak 2 üzeri a eksi 1 olarak geleceği için 2 üzeri a eksi 1, 2 üzeri b artı 3'e eşit oldu. Tabanlar eşitse o zaman a eksi 1 değeri de b artı 3'e eşit olacak. Buradan da a eşittir b artı 4 eşitliği gelmiş oldu.